9 Mart Cuma sevgili izleyenler. Ben Bahar Özmen. Manşet Galatasaray programıyla karşınızdayım. Haftayı noktalayacağız bugün. Gündeme dair, Galatasaray'a dair tüm detayları konuğum sevgili Oğuz Dizer'le birlikte sizlere aktaracağız. Hazırsanız başlayalım. Günaydınlar Oğuz abicim. Günaydınlar tekrar Galatasaray taraftarlarına da seslenelim. Artık haftayı noktalıyoruz. Bugün evet. Cuma. İnşallah keyifli bir hafta sonu bizleri bekliyor olacak. İnşallah. Evimizde Konya'yı ağırlayacağız. Konyaspor'u ağırlayacağız. Evet. Puan halimize 3 puan da ilave ederek önümüzdeki derbide alacağımız 3 puanın hesaplarını yapacağız. Bu sefer kısmet olacak gibi bir duygu var içimde. Bilmiyorum, sen aynı şeyi düşünüyor musun? İnşallah. Bugün senin hayırlı bir günün. O hayırın içinde bir hayır daha olacak galiba Galatasaray Camii'nin. İnşallah. Bakalım, bizler de takip ediyor olacağız. Ben de tabii telefondan arada maalesef derbi günü karşınızda olamayacağım sevgili izleyenler. Ama takipte olacağım tabii ki, her şeyden önce bir Galatasaray taraftarı olarak tabii ki. Gerçekten hani artık gözlerde biraz hakikaten 17 Mart'a doğru çevriliyor. Evet, önümüzde bir Konya maçı var. Fatih Hoca da diyor maç maç gideceğiz. Tek tek devam edeceğiz, ilerleyeceğiz diye, ama bizi çok da önemli bir derbi bekliyor. O yüzden Konya maçında alınacak kartlar çok önemli. Sakatlık yaşanmaması çok önemli. Bu noktada da eminim takımımız da, futbolcularımız daha doğrusu, çok çok daha dikkatli oynayacaktır. Gerekli açıklamalar yapılmıştır kendilerine. Sporcularımızın dikkatini çekiyoruz. Fakat Halil Umut Meler'in de dikkatini çekmek istiyorum. Dürüstlüğüne, doğruluğuna çok inandığım genç bir hakemimiz. Geleceği olan bir evladımız. Fakat Karabükspor müsabakasında Galatasaray müthiş bir farka giderken hakemin yersiz gösterdiği kartlar ve adeta Galatasaray oynadığı o muhteşem futbol, harikulade skor için cezalandırma gayretinde olan bir yapı olarak sahnede gözükmesi beni çok rahatsız etti. Artık ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Dikkatle Konyaspor müsabakasını bekliyoruz. Kolay gözüken zor bir müsabaka olacak. Bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Fakat sarı kırmızılı aslan yine tribünlerdeki 50 bin taraftarını ve milyonlarca televizyonlardan izleyen sevdalısını mutlu edecektir. Bundan en ufak bir kuşkum yok. Aslan her zorluğun üstesinden gelir. Tabii ki futbolda iniş çıkış oluyor. Şimdi sürprizli de bir oyun sevgili Oğuz Dizer. Her seferinde biz kazanıyor olsak zaten üzerine konuşacak bir şey kalmazdı. Umarız her zaman olduğu gibi bu sefer de evinde yenilmezlik serisini sürdürür. 3 puanı hanesine yazdırır. Bu noktada sevgili Abdurrahim Albayrak da çağrıda bulunmuştu taraftara. 50 bin aslan omuz omuza diyoruz. İç saha karşılaşmalarımızdaki başarımızı gerçekten taraftarın desteğine de dayanıyor. O yüzden pazar günü herkesi Türk Telekom Stadyumu'na bekliyoruz. Şampiyonluk yürüyüşünde herkes yerini almalı. Galatasarayların tribünde gözüken 50 bin taraftarımız var. Fakat Türkiye'nin dört yanından, dünyanın dört yanından ışıl ışıl akan Galatasaraylı pozitif enerjili yüreklerimiz var. Dualarımız var. Bunlarla Galatasaray'ın bu sene şampiyonluk sevincini yaşayacağına inanıyorum, bekliyorum. İnşallah. Hemen şunu hatırlatalım televizyonunu yeni açanlar için. Bizlere Manşet Galatasaray etiketiyle sorularınızı iletebilirsiniz. Her birini canlı yayında sevgili Oğuz Dizer yanıtlıyor olacak, yorumluyor olacak diyelim, hatırlatmamızı da yapalım. Şimdi gündemimiz yoğun. Biliyorsunuz bugün 9 Mart. Herkes UEFA'daki görüşmeyi bekliyor. Evet. Gazetelerde de UEFA görüşmesiyle ilgili detaylar var. Hepsini aktaracağız ama öncesinde dün 8 Mart'tı sevgili Oğuz Dizer. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ydü. Bu sebepten ötürü de Florya'da bir beraberlik, bir toplantı düzenlendi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ev sahibi oldu ve özel bir etkinlik düzenlendi. Detaylarını izleyelim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Florya Metin Oktay tesislerinde düzenlenen davetle kutlandı. Florya Metin Oktay tesislerindeki kadın çalışanlar ve futbolcu eşleriyle birlikte idari, teknik ekip ve tesis çalışanlarının eşleri, teknik direktörümüz Fatih Terim'in davetiyle öğle yemeğinde bir araya geldi.
Davette Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Dinç Üner de yer alırken Fatih Terim yemek öncesinde günün anlamına ilişkin bir konuşma yaptı. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli kadınlar burada olduğunuz için son derece mutluyum. Burada bizlerin çalışmalarında iyi günlerimizde, kötü günlerimizde, başarılarımızda, başarısızlıklarımızda, sevinçlerimizde, üzüntülerimizde hep yanımızda olan sizlere ve bizle beraber burada çalışan kadın arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımızın eşleriyle beraber hepsinin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Sizlere haklarınızı hak ettiğiniz şekilde alacağınız Kadınlar Günleri diliyorum. Bir yaşam diliyorum. Eşim Fulya Hanım da olamadı ama sizlere sevgilerini iletti. Onun adına da sizleri selamlıyorum. İyi ki varsınız. Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Florya Metin Oktay Tesisleri A Takım Restoranı'nda düzenlenen organizasyon toplu fotoğraf çekiminin ardından tamamlandı. Davette yer alan isimler ise televizyonumuza özel açıklamalarda bulundu. En quelque sorte, elles font partie de la vie d'un club. Tabii ben bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum ailelerle bir arada. Galatasaray'ın da böyle bir geleneği olduğunu biliyorum ve dolayısıyla bunu kutlamamız çok güzel, bir çok anlamlı. Hocanın dediği gibi bugün eşlerimize çok fazla şey borçluyuz. Kötü günlerimizde veya başarısız olduğumuz günlerde her zaman yanımızda oluyorlar ve bizim dik durmamızı sağlıyorlar. Performansınızda çok fazla etkileri var. Dolayısıyla özellikle kendi eşim olmak üzere buradaki bütün eşlere teşekkür etmek istiyorum. Com essa confraternização, dá para conhecermos as outras esposas, então é sempre bom. Ben de çok mutluyum böyle bir organizasyonda olduğum için. Çünkü kadınlar bizim için çok çok önemli. O yüzden bütün kadınlar, Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Organizasyon olarak da çok güzel bir organizasyon. Demin eşimin de söylediği gibi bütün aileler burada hiç olmazsa ailelerin de birbirleriyle tanışma fırsatı oluyor. O yüzden çok mutluyum. Ben de bütün kadınlar günü kutluyorum. Öncelikle eşimi. Kendisini çok seviyorum. İyi ki var. Bütün takım arkadaşlarım galiba aynısını söyler. Sağ olsun eşimiz bizi destekliyor, eşlerimiz bizi destekliyor. Bugün Kadınlar Günü olduğu için herkesin Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım burada ayrıca. Çok güzel bir ortam, aile ortamı. Tadını çıkarıyoruz şu an. Florya'da düzenlenen bu özel organizasyonun tüm detayları saat 22.30'da sarı kırmızı ekranda olacak. Galatasaray Televizyonu'na özel açıklamalar var. Sevgili arkadaşımız Melisa Çizmeci ve Deniz Gülendin oradaydı. Futbolculara mikrofonumuzu uzattılar. Gerçekten hem futbolla ilgili hem özel hayatlarına dair çok keyifli sohbetler, röportajlar gerçekleştirdiler. Her biri de tekrar hatırlatalım. Akşam 22.30'da sarı kırmızı ekranda diyelim. Çünkü dün de heyecanla takip edildi bu organizasyon. Canlı bağlantılarımız da oldu. Taraftarlar da soruyorlardı tamamını ne zaman izleyebiliriz diye. Bu akşam 22.30'da onu da duyurmuş olalım. Şimdi bu tarz organizasyonlar çok önemli. Galatasaray'da her seferinde biz bir aile izliyoruz. Bu gerçek bir şey sevgili izleyenler. Ben de Galatasaray Spor Kulübü çalışanıyım. Daha çok kısa süredir buradayım ama buraya gelir gelmez o aile havasını, o farkı hissediyorsunuz. Hakikaten Fatih Terim de dün söylemişti, Fatih hocamız. Burası ikinci eviniz, ikinci aileniz diye. Kesinlikle öyle. Bu organizasyonlarla gerek futbol takımımız, gerek çalışanlarımız, gerek diğer şubelerdeki oyuncularımız kaynaşıyor. Birlik, bütünlük, beraberlik daha da çok pekişiyor ve bu da tabii ki sonrasında başarıya yansıyor. Sahaya yansıyor, potaya yansıyor. Bu Fatih Terim aile modelinin, bütünlük modelinin Galatasaray'da, camiada ve Florya'da yaşanan huzur ve aile ortamının Galatasaray'ı UEFA şampiyonluğuna kadar götürdüğünü bizzat yaşayan biriyim ben. Fatih Terim'in olduğu yerde bu huzur, bu yapı oluyor ve bu artı değerler olarak, başarı olarak dönüyor, birliktelik olarak dönüyor. Ben de tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum. Hepsine karşı her gün, her dakika, her aldığımız nefeste sonsuz saygı
içinde olmamız gerektiğini bir defa daha vurgulamak istiyorum. Türk'ün kültüründe yatan budur zaten. Yani ben dedemden, büyük babamdan, anneanneme ve babaanneme ne kadar saygılı, duyarlı ve özenli davrandıklarını görüp büyüdüm. Fakat Türkiye'de kötü bir dönem geldi. Maalesef bizim gibi olmayan insanların bir takım çirkin davranışlarıyla karşı karşıya kalmak, tanık olmak zorunda kaldık. İnşallah yeniden o eski Türk kültürünü yakalarız. Çünkü Türk'ün özünde saygı ve sevgi yatar. Büyüklere saygı, kadınlara hürmet ve özen yatar. Küçükleri zaten yani o Allah'ın bir bize nimetidir küçükler. Fatih Terim'le bu havanın geldiğini görüyorum ve bu havanın her anlamda bütün başarılara yansıyacağını da umut ediyorum. Çünkü ben bunu yaşadım. Ne güzel, ne mutlu. Yani o ışıkları görmek beni çok mutlu ediyor bir Galatasaray olarak. Şahane. Taraftarımızın da yorumları var. Hemen onlara da göz atalım. Kemal Börlel günaydınlar diyor. Nazilli'de sıcak ve güneşli bir gün demiş. Bizler İstanbul'da biraz üşüyoruz bu sabah. Onu da aktaralım. Dün Fatih Hoca'nın bütün çalışanları, eşleri, futbolcuları ve futbolcu eşlerini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya getirmesi çok güzeldi. Çok güzel bir aile ortamı vardı. Onun için İmparator Fatih Terim kolay olunmuyor. Galatasaray bir kültürdür demiş. Ne mutlu bizlere, bizler de bu kültürün bir parçasıyız. Evet, bu kültürden besleniyoruz, öğreniyoruz. Evet, yaşamın en güzel günlerini, en büyük sevinçlerini, sportif sevinçlerini Galatasaray'la yaşadım. Zaten söylerken gözünüzün içi gülüyor sevgili oğuzlar. Galatasaray bayan basketbol takımına da buradan tekrar tebrik şükran edin, evet. Ve adını yarı finale yazdırdı. İletiyorum. Bu akşam voleybolcu kadınlarımıza da başarılar diliyorum. İsterseniz gazetelerle devam edelim. Dün Başkan Mustafa Cengiz'in Hürriyet gazetesine özel bir röportajı vardı. Bizler de aktardık. Detaylarına bakalım. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Hürriyet Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün sorularını yanıtladı. Samimi açıklamalarda bulunan Cengiz, şampiyonluk yarışı için inşallah hak eden kazanır, o da biz oluruz diye konuştu. Rodriguez ve Gomis hakkında da konuşan Cengiz, Gomis 30 milyon eurodan fazla eder. Rodriguez için bir ay önce girişim oldu. Nabız yokladılar. 30 milyon euro istedim. Türkiye 3-5 yıl içinde keşfedilecek. Türkiye'de oynanan futbolun kalitesi asla Avrupa'nın çok altında değil. Bir İngiltere Ligi değiliz ama onlara yetişeceğiz dedim. 26. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında açıklamalar yapan başkan, Allah'tan bir mani olmazsa maça gideceğim. Umarım galibiyet dileğimiz gerçekleşir. Birçok rakibimiz Galatasaray'ı yenmeyi şampiyonluğa tercih ediyor. Bu bize gurur veriyor ifadelerini kullandı. Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'la ilgili düşüncelerini aktaran Cengiz, Fatih Hoca gibi işine aşık insan az gördüm. Florya evi, 24 saat orada yaşıyor. Biz Florya'nın yönetimini Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a bıraktık. Bundan çok da memnunuz. Abdurrahim Bey'i 25 yıl önce Ali Samiyen'den tanırım. Önlü arkalı otururduk. Fakat inanın şu iki ayda onu hiç tanımadığımı anladım. Camiada birçok kişi onu eleştiriyordu. Şimdi tam tersi. Ben böyle yürekten ve fedakar bir Galatasaraylı görmedim. Abdurrahim Albayrak gibi 100 tane olsa Galatasaray bileğini kimse bükemez. Kim Galatasaray için bir taşı 1 metre götürürse başımızın tacıdır şeklinde konuştu. Mayıs'ta aday olacak mısınız sorusuna %100 adayım. Benim ismim üzerinde konsensus sağlanırsa mutlu olurum. Galatasaray Genel Kurulu akıllıdır. Neyin ne olduğunu bilir. Biz Mustafa Cengiz ve yönetimi olarak buradaysak bilin ki yanlış gidişe tepki olarak buradayız. Genel kurul beni yeterli görmezse saygı gösteririm yanıtını veren Cengiz. Sadece geçmiş yönetimi kastederek konuşmuyorum. Kimse üzerine alınmasın. Çalışma sistemleri açısından bulduğum tablo hiç hoşuma gitmedi. Fakat maalesef düzgün işleyen bir sistem bulamadım. Galatasaray dev bir dünya kulübü oldu ancak mevcut sistemler eski dernekler kanunu.
Bu gelişmeye paralel bir sistemin çalışması adına ortam oluşturulmadı. Ben burada tek bir yönetimi suçlamıyorum. Bu bir film değil, dizi dedim. Futbolcularla yapılan sözleşmelere değinen Başkan Cengiz, ben sadece galibiyete prim veririm. Nagatomo transferinde bunu uyguladım. Ben göreve devam edersem Galatasaraylı futbolcu vergisini kendi ödeyecek. Ben veririm parasını, futbolcu vergisini öder, evini bulur, istediği arabaya biner. Yabancıların sözleşmesini de sabitleyeceğiz. Türk futbolcuya enflasyon oranına göre zam yapacağız. Futbolcu kabul etmezse etmesin, ben de açıklarım. Bu adam bunu yapmıyor diye. Bizim taraftarımız akıllıdır, kimin ne olduğunu anlar açıklamasında bulundu. UEFA ile görüşmeden ceza çıkmayacağını düşündüğünü vurgulayan başkan, mali olarak UEFA'ya söyleyecek sözümüz yok. Şunu söyledik, size geçmişi değil doğruları söyleyeceğiz. Sizi kandırmaya gelmedik, hayali rakamlarla yola çıkmadık. Bir yeniden ayağa kalkma, kıyam hareketiyiz. Galatasaray Genel Kurulu bu tabloya zaten gereken tepkiyi gösterdi. UEFA da zaten her şeyi biliyor. Kimlerin ödeme beklediğini biliyorlar. Hepsini temizleyeceğimizi söyledik. Bizim 2 yıla ihtiyacımız var. Biz asla gelecek yıl size bizi affedin demeyeceğiz dedi. UEFA'nın amacı Galatasaray'ı ve Türk futbolunu cezalandırmak değil, tersine yardımcı olmak. İnanın UEFA'daki hava bu. Asla ben cezalandırayım, kötülük edeyim düşüncesinde değiller. UEFA bizi anladı ifadelerini kullandı. Dün de bizler Hürriyet gazetesini okuyarak detayları sizlere aktarmıştık. Bir kez daha hatırlayalım istedik. Şimdi başkan diyor ki Hüseyin Abdurrahim Albayrak gibi Galatasaraylı olsa bugün kulübün hali bambaşka olur diyor. Siz Sayın Abdurrahim Albayrak'ı tanır mısınız? Ben Abdurrahim Albayrak'ı ilk Türk milleti Galatasaraylılar bir Romanya çıkarması olmuştur. Steaua Bükreş maçı için 80'li yıllarda o kırmızı BMW'siyle önümüzdeydi Bulgaristan'da. Biz de onun arkasından devam ediyorduk ve Romanya'ya girişimiz engellenmeye çalışıldı. Kallem ettik. Çok sıkıntılar yaşadık. Abdurrahim Bey'i ilk o seyahatte şahsen tanıma imkanı olmuştu. Ondan sonra Galatasaray'ın tüm organizasyonlarında gördüm. Futbolculara nedenli yakın olduğunu bizzat yaşadım. Beraber Kütahya'ya, başka kentlere kutlamalara gittik. Horon teptik, Galatasaray şampiyonluklarını kutladık. Çok güzel dönemler yaşadık. Bazen Galatasaray'ın yaşadığı sıkıntılar bize de gerginlik yaptı. Bazen kaşlarımız çatıldı. Oldu ama hayatın içinde bunlar var. Yani insan zaman zaman tartışacak, zaman zaman birbirini kucaklayacak. Hayat öyle geçiyor. Abdurrahim Albayrak'ın Galatasaray'a çok katkı yaptığını görmezden gelemeyiz. Maddi anlamda, manevi anlamda. Bunlar paylaşılması gereken konular. Önemli olan Galatasaray'ın birliği, beraberliği. Galatasaray'a kim içten ve doğru yardım ediyor? Şimdi bakın, bir Dursun Özbek dönemi yaşadı Galatasaray. Ve bugün NTV televizyonu onun Dursun Bey'in şeylerini almış KC olarak, ne yapılması gerektiğini. Ya Sayın Başkan, sen UEFA'ya 30 milyon eurodan fazla zarar etmeyeceğiz diye söz verdin. Sonra 120 milyon avro zararla çıktın UEFA'nın karşısına. Şu 45 günlük yönetimin şu anda sağı solu temizlemekten başka yaptığı hiçbir şey yok ki. Sizin bıraktığınız yanlışları, hataları temizlemeye çalışıyorlar. Yani çok net söylüyorum. Dursun Bey de yanındaydı. Dönümü kayıt tutulamaz oldu. Yani kayıtlar kayboldu. Ve bu dönem böyle yürüdü Mustafa Bey başkan olana kadar. Şimdi kozmik oda yapacağız, kaybolan belgeleri bulacağız diyor. Veya kaybolmamasını sağlayacağız diyor. Şimdi seçimi kaybettiği akşam
Dursun Bey bu kulüpte ne arıyor? Bunun cevabını vermeli. Bunun cevabını vermeli birileri. Bu evraklar nasıl kayboldu? Şimdi bakıyorsunuz Faruk Süren bir açıklama yapıyor. Florya ve Riva'ya çok güveniyorduk. Borçlarımızı karşılar diyorduk. Ama şimdi Riva da yok. Florya da yok. Ve 508 milyon Türk lirası yendi diyor Faruk Süren. Kim? Nerede? Nasıl yedi? Bunların konuşulması, gündeme gelmesi lazım. Şu anda Nyon'da dürüst, şeffaf, doğruları konuşan bir başkan ve yanında yönetim kurulu üyeleri var. Maalesef Dursun Bey döneminde bu kulüp şeffaflığını kaybetmiştir. Hiçbir şey, yani birilerine paralar verilmiştir. Kimin ne aldığı bilinememiştir. Personele Ekim'den beri doğru dürüst maaş verilmedi. Burada Ekim ayından itibaren doğru dürüst aylarca maaşını bekleyen insanlar varken birileri cebine 15 milyar, 20 milyar para koydu. Bu hangi vicdanla veya bu konulan paralar hangi fasıldan çıktı? Cebinden verdiyse adama sorarlar, kardeşim sen personelin parasını vermezken, futbolcunun parasını vermezken, burada bir sürü emekçi var çimini eken, tribünleri temizleyen. Sen bunların evine götüreceği ekmeğin parasını vermezken burada gelip de sana yalakalık yapanlara milyarlar dağıtıyorsun, milyonlar dağıtıyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Bunların hesabını sormaları lazım. Sorulması lazım. Olur mu? Her sabah 8'de buradasınız. Akşama kadar bir sürü arkadaş burada uğraşıyor, çalışıyor, şey yapıyor. Ondan sonra birisi geliyor burada. Bir saat ahkam kesiyor. Yalakalık yapıyor. Doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? O da belli değil. Ondan sonra ay başında herkesten önce o indiriyor 15 bin liraya, 20 bin liraya cebine. Adalet midir bu? Dürüst adam bunu yapar mı? Dürüst bir başkan profili hak etmeyene binlerce lira indirip de orada çalışan insanların maaşını aylarca, Ekim ayından beri doğru dürüst bu yönetim gelene kadar para alan olmadı ya. Şimdi maaşlarını iki aydır gününde almaya başladılar da çocukların biraz yüzü gülüyor. Yani bu evini maaşla geçindiren insan için maaş ne kadar önemli? Bakın ben 66 yaşındayım. Her gün Aydın Doğan'a ve Doğan grubuna dua ediyorum. Ne kadar büyük sıkıntılardan geçti benim kurumumda. Fakat bizim maaşımız her ayın son günü gecesi yattı kızım. Yatması ertesi gün ne kredi kartımızı toparlayabiliriz, ne evimizin gazını, ne kömürünü, ne o. Yani artık günün 20 günü fatura ödeyen bir Türkiye var. Kolay bir yer değil ki. Sen burada gelip yalakalık yapana, bir sürü yalan söyleyene veriyorsun. Hangi kaynaktan olduğunu da ortaya çıkarılması lazım. Kimi diyor ki başkan cebinden veriyordu. Kimi de diyor cebinden değil bir takım fasıllardan orayı kapatıyorlardı. Bunların Galatasaray'ın sağlıklı yaşamı için hepsinin ortaya çıkması lazım. Şu anda Nyon'da eski yönetimin verip de tutmadığı sözlerin şeffaf bir şekilde yenilenmesi ve doğru ve emin ellerde artık kulübün olduğunun tespiti olayı yaşanıyor. İnşallah eğer UEFA da Galatasaray'ın, sadece Galatasaray'ın değil Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Türk futboluna hizmet eden tüm kulüplerin iyiliklerini istiyorsa cezadan çok belli ve doğru yollara bu kulüplerin doğru yönetilmesini sağlamak olacak. Yani şimdi o transfer işini kontrol altına alırken sana işaret ediyor. Altyapıyı kur, iyi futbolcuları. Şimdi ben soruyorum. Büyük Metin, Suat Kaya, Metin Yıldız, Suat Kaya, Bülent Ünder ve şu anda tekrar altyapının başında olan Ali Hocamız. Bunlardan sonra bir tane yetiştirilen futbolcu var mı ya?
O zamanki futbolculara bakar mısınız? Arda'dan Semih'e kadar. Fatih'ten Özgür Can'a kadar. Yani 14-15 yaşına geldi bu çocukların çoğu Semih şu anda çekti. Bu çocuklar altyapıdan yetiştirildiler. Sonra bu arkadaşlar bir takım kafası karışıklar Florya'nın üzerine çöktü. Bir daha futbolcu yetişmez oldu. Ben şimdi tekrar çok umutluyum Müfit Hoca'nın, Ali Hoca'nın orada olmasından. Birkaç sene içinde tekrar yıldızlarımızı alkışlayacağız. Kasımpaşa U21'e 7 gol atan takımın gol buluşlarına baktığımda, o andaki pozisyon alışlarına baktığımda gelecekle umutlu oldum. Şimdi bu çocuklar doğru yetiştirilirse yarın Galatasaray'ın kazancı olacağız. O zaman dışarıda o büyük paralar harcamaktan kurtulacağız. Tabii. Bir de kendi yerli sınırıyla ilgili de biliyorsunuz yabancı sınırı da zaman zaman gündeme geliyor. Altyapımız güçlendiği takdirde kendi oyuncumuz Galatasaray kültürüyle büyümüş, yetişmiş olacak. Ve bu da İnşallah. Gerçekten yani, çok önemli bir katkı. Ben şu Kasımpaşa maçındaki atılan gollerdeki çocuklarımızın aldığı pozisyona, gol vuruşlarına hayran oldum. Allah nazardan saklasın, devamı gelsin inşallah. Biz bunu bekliyoruz. Biz Aydınlarla, Ardalarla, yani şu anda Türkiye Ligi'nde bir sürü oynayan o dönemin futbolcusu, evlatlarımız var bizim. Bunlardan Galatasaray olarak biz yararlanamadık. Zaten bakın Galatasaray'da herkesin bugün son 20 yılın çöküşü diyor. Son 20 yılın. Ben 1996'dan beri yazıyorum. Eğer biz 2000 yılında UEFA'yı kazanan kadroyu darmadağın etmesek, Fatih Terim'i gitmek zorunda bırakmasak, yönetim doğru uygulamalar yapsa, o takım Şampiyonlar Ligi şampiyonu olurdu. İddia ediyorum. Zaten dünya üçüncüsü olduğumuz zaman yani Galatasaray'ın altyapısı oradaydı. Galatasaray futbolcular vardı kadronun en uç noktalarında. Böyle bir kadroyu, böyle bir yapıyı bozdular. 16 milyon dolar Jardel'e verdiler. Sonra 5 milyon doları zor sattılar. Şimdi o zaman başladı çöküntü. Buralara kadar geldi. Fakat 113 yıllık tarihte Dursun Özbek'in verdiği hasarı hiçbir başkan beceremedi. Neden? Çünkü kayıt yok, kuyut yok. Hangi menajere ne verildi? Menajerlere ne verildi? Şimdi 7,5 milyon avroya aldığım dediğim sporcu için 3 milyon avro daha fazla ödediğin ortaya çıkıyor. 12 milyon avro ödediğin ortaya çıkıyor. Burada ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun öyle durduk yerden Galatasaray'a 100 bin lira ceza vereceğine, Osmanlı Spor'un ne yaptığını bir arasın bakalım federasyon yetkilileri. Bunların kurulu var, teftiş kurulu var. Şimdi 7 denilen paranın üzerinde 5 milyon dolara yakın, avroya yakın bir rakam konuşuluyor. Ve bu paranın nereye gittiği belli değil. Yani Osmanlı Spor'un hangi kaleminde bu gelir gözüküyor? Bu işten menajerler ne aldı? Galatasaray Kulübü'ne scout olup diye getirilen, yıllarca Galatasaray'ın ekmeğini yiyen sözde scoutlar, kulübün içine yerleşmenin rahatlığıyla hangi futbolcularla ne anlaşmalar yaptı? Nasıl scoutken menajeri oldu, kol kola çıktı gitti. Futbolcuyu da götürdü, kendi de gitti. Bu şimdi adaletli bir iş midir? Helal bir iş midir? Doğru bir iş midir? Seni kulübe scout, sen Galatasaray'a futbolcu bul diye seni Galatasaray'a getiriyor. Ve sen o kontrolsüzlükte bırak dışarıdan sporcu getirmeyi, içerideki sporcuyu da kaçırıyorsun ya. Böyle hainlik olur mu?
Bunların hesabı sorulmayacak mı? Sorulmalı. Sorulmak zorunda. Eğer sorulmazsa bu çok iş gider. Ben şimdi niçin Mustafa Bey ve yönetimine çok güveniyorum? Bütün bu suyun kaçtığı yerleri bulacaklar, tıkayacaklar ve burada buna vesile olanlar da hak ettikleri cezayı görecek. Burası bir emanet. Galatasaray Kulübü millete, Galatasaraylı'ya emanettir. Emanete hıyanet edilmez. Emanete hıyanet edenlerin tamamı hak ettikleri cezayı görmek zorunda. UEFA'dan bahsetmiştik. Dilerseniz gazeteyle devam edelim. UEFA ile ilgili bir haber var. UEFA ve kritik gün deniyor. Açık Mert Korkusuz gazetesinde bakalım detaylara. Galatasaray yönetimi bugün UEFA ile İsviçre'de bir araya gelecek. 65 klasörlük taahhüdünü sunmaya hazırlanan Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler UEFA'yı ikna etmeye çalışacak. Yapılacak zirve sonucunda bir kez daha Avrupa kupalarından men cezası gelmesi beklenmiyor deniyor. Başkan da açıklamasında söylemişti Hürriyet gazetesine verdiği röportajda. UEFA'nın amacı Galatasaray'ı cezalandırmak değil, tersine yardımcı olmak demişti. Siz neler söylemek istersiniz? UEFA'dan nasıl bir yaptırım gelir? Bir yaptırım gelir mi? Şimdi Sayın Cengiz bir şeyleri temizlemeye gitti oraya. Şeffaf, net, tertemiz bunları sunacaklar. Zaten UEFA'nın Galatasaray'a cezaya vermek gibi bir amacı olmamalı. Karşısındaki insanların ne kadar doğru, dürüst bilgi verdiğini görmeli. Şimdi Özbek döneminde borç 500 milyondan 1.2 milyona çıkıyor. Yani 16 yıllık aymazlık Özbek döneminde 16 yapılda yapılan borcun neredeyse tamamını Özbek tek başına yapıyor. Bu olur mu ya? Yani 500 nerede? 1.2 nerede? Şimdi bu işlerin aklanması için, temizlenmesi için planlananları, yapılması gerekenleri, projeleri UEFA'ya sunacaklar. UEFA'nın da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi dünya devi spor kulüplerini men etme değil, yaşatma arzusunda olduğunu biliyoruz. Böyle düşünüyoruz. Karşılarında şeffaf, net, doğru konuşan bir Galatasaray yapısı gördüklerinde onlar da gerekeni yapacaklardır diye düşünüyorum. Dua ediyorum. Rabbimden diliyorum. Her Galatasaraylı da bu konuda dua etsin. Çünkü Özbek döneminde katılamadığımız Avrupa'dan kupalardan zararımız çok büyük oldu. Kazanamadığımız şampiyonluklar nedeniyle zararımız çok büyük oldu. Ve yani neyi nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Neyi nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum yani. Devam edelim mi gazetelerle? 508 milyon para alıyorlar. %30-32 faizlerle kırdırıyorlar. 348 milyon alıyorlar. Ya bu para bu kadar kolay mı dağıtılır? Bu kadar büyük bir faiz oranını sen kendi malın için kabul eder misin de Galatasaray'ın malında bunu kabul ediyorsun? %32 faize karşı ne kazandın? Onun da bir hesabının çıkması lazım. Yani bu işler araştırılacak. Araştırılacak. Yani 2,5 yıllık yanlışların hesabını aklamak için şu anda Nyon'da uğraşan bir Galatasaray yönetimi var. Yani Dursun Özbek'in aklına da kimsenin ihtiyacı yok. O kendi aklına göre gerekeni yaptı. Yeriyle eksan etti Galatasaray kulübünü. Her platformda. Peki biz devam edelim gazetelerimizden. Açık Mert Korkusuz gazetesinin ilk sayfası gelsin ekranlara. Bakalım Galatasaray ile ilgili gündeminde neler var. Fark var başlığı atılmış. Hücum hattından en fazla katkıyı alan takım Galatasaray oldu deniyor.
Cimbom'un hücum elemanları 49 gol 32 asistlik performans sergilerken Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de aynı bölgede oynayanlar sınıfta kaldı deniyor. Aslında biliyorsunuz zirvedeki lig yarışındaki ilk 4 takım bu noktada da kıyaslanmış. Zaman zaman bu ilk 4 takımla ilgili de istatistikler geliyor tabii. Liginde yavaş yavaş son çeyreğine girdik. Bu anlamda da takımları kıyaslıyorlar. Ne mutlu bize. Hücumda ve asiste diğer rakiplerimize göre fark atmışız diyelim ve iç sayfasına geçelim. Derbiye hazırım başlığı var sevgili seyirciler iç sayfada da. İyileşen Fernando hocası Terim'e Konya ve Fenerbahçe maçlarında oynamak istediğini söyledi deniyor. Bakalım ilk 11'de Fernando'yu görecek miyiz? Bu hafta taraftarın da merak ettiği sorulardan bir tanesi. Bu hafta maç eksiğini kapatıp Kadıköy'e çıkmak istediğini ileten Brezilyalı Yıldız'a Terim'in yanıtıysa sana Konya maçında süre vereceğim ama sarı kart sınırında olduğun için daha dikkatli davran oldu iddiasında bulunulmuş. Biliyorsunuz sarı kart sınırı da önemli. Fernando'nun, Maiko'nun ve Feguli'nin sarı kart sınırı var. Bunu da söylemiş olalım. Ve şimdi, buyurun. Hakemlerin de Galatasaray futbolcularına sarı kart gösterme gibi bir iştahı var. Yani şimdi düşünüyorum Karabük müsabakasının o sahnesini gözümün önünden atamıyorum. Arkadaş sen yırtındın ya Galatasaray futbolcusuna kart göstermek için. Adam 4-5 tane atmış, sen arıyorsun nereden nasıl kart gösterim diyor. Bakın bu çok şerefli bir davranış değildir. Hakem arkadaşları uyarıyorum. Bu şerefli bir davranış değildir. Kendinizi zorlamayın Galatasaray'a kart göstermek için. Kendinizi zorlamayın. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bunun hesabı sorulmayacak zannetmesin hiç kimse. Şimdi izin verirsen bir şey söylemek buyursun istiyorum. İlk yarı biz çok iyi geldik. Konyaspor müsabakasını 2-0 kazandık. Ondan sonra Fenerbahçe ile berabere kaldık. Sonra Trabzon'a gittik, puan alamadık. Başakşehir'den çok farklı bir mağlubiyet aldık, bir daha puan kaybı. Yani bizim çöküşümüz Fenerbahçe Galatasaray beraberliğiyle başladı ve çok kötü ve sıkıntılı bir dönem yaşadık. Çöküş demeyelim, iniş çıkış diyelim ona isterseniz sevgili hocalar. İnişler. Yani, şampiyonluğu biz ilk yarıda açık ara götürür durumda. Evet, farkı açmıştık. Şimdi bu periyotta yapılan yanlışları iyi irdelememiz, neyin ne olduğuna çok dikkat etmemiz ve yapmamamız lazım. Çünkü yani 13 puanla inişlerle çıkışlarla 13 puanla çıktığımız bu periyottan 23-24 puanla çıkma şansımız var. 23-24 puanla çıktığımız anda da biz bu işi şampiyon olarak bitiririz. Ben onu vurgulamak istiyorum. Bu konuda Galatasaray taraftarına çok büyük iş düşüyor. Futbolcularımız zaten işini teknik kadromuz sonuna kadar yapmaya çalışıyor. Ama bir konu daha var. Ben hiçbir şey şeyin altında kalmıyor. Gizli kalmıyor. Bizim çok büyük fark yediğimiz iki Başakşehir maçında Tudor bir gün diyecek ki beni şu yönlendirdi ve ben o aklın almayacağı kadroları o yüzden sahaya çıkardım. Biz 4 gol 5 gol yedik diyecek. Bakın bunlar hep çıkacak ortaya. İlkokul çocuğunu getirsen o Tudor'un yaptığı kadrolarla o iki Başakşehir maçına da çıkmazdı. İddia ediyorum ben 40 yıldır bu işlerin içindeyim. Tabii. Bu kadroları kim önerdi, kim yaptı? Galatasaray'ın Başakşehir yenilgilerine hangi zihin, hangi kafa akıl verdi, çanak tuttu? Onları da öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Peki, dilerseniz şimdi Açık Mert Korkusuz gazetesini not aldık. Bir haberle devam edelim. Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Bafétimbi Gomis, Fernando Reguez ve Fernando Muslera Galatasaray televizyonuna özel açıklamalarda bulundu. İzliyoruz. Y la verdad que tenemos que aprovecharlos al máximo.
Çok önemli maçlar bizi bekliyor tabii ki ama aslında o maçlar çok zor maçlar olarak değil, çok güzel maçlar. Her oyuncunun oynamak istediği maçlar olarak değerlendirmemiz lazım. Evet, şu anda birinci konumdayız ama ayaklarımızın kesinlikle yere basması gerekiyor. Önemli, güzel maçlar var önümüzde. Burada gördüğünüz herkesin tek amacı var. Mayıs'ta o kupayı kaldırmak, Mayıs'ta şampiyon olmak. Bütün camianın kaylaşın. Kaylaştan ben Kiev'e ser kampiyonu. Preventine que levantar la copa. Yani, öncelikle tabii kaylaş o kupayı kaldırmak istiyor. O yüzden biz de hepimiz kaylaşı mutlu etmek için şampiyon olmak istiyoruz. Vamos a ser feliz, vamos a ser lo feliz. Ojalá, ojalá. Yani umarım Mayıs sonunda hepimizin hedefi olan şampiyonluğu hep beraber kazanırız. Je suis porté par une grosse force qui est Galatasaray. Tabii ben burada golleri atıyorum. Ancak bu sadece benim işim değil, bu takım işi. Dolayısıyla sadece benim başarım olarak görmek lazım. Aynı zamanda bir takım işi olarak görmek lazım. Burada beni destekleyen taraftarlarımıza, arkadaşlarıma, hocama çok fazla teşekkür ediyorum ve bunu takım işi olduğunu unutmaması gerektiğini söylemek istiyorum. A gente possa fazer bons jogos e que a gente possa conseguir a vitória e dar muita alegria ao torcedor. Hedefimiz tabii ki her zaman taraftarlarımızı mutlu etmek. Benim de sahadaki hedeflerimin başında o geliyor. Hem takımıma en iyi şekilde hizmet etmek, diğer taraftan taraftarlarımızı da saha içinde en iyi şekilde temsil etmek. O yüzden önümüzde de önemli maçlar var. Umarım iyi performans göstererek hepsinden iyi sonuçlar alırız. Evet, özel açıklamalar geldi. Dün gerçekleşen 8 Mart Kadınlar Günü etkinliğinde arkadaşlarımız Deniz Gülen ve Melisa Çizmeci oradaydı, röportajlar yapmıştı demiştik. Onlardan bir detaylar, bir parçası geldi ekranlara. Kalyaş'ın tatlılığına ne diyorsunuz? Mustera'nın çocuğuna. Allah nazardan saklasın diyorum. Çok tatlı. Ya aile hayatına doğru... Yani o sevgi, o projeksiyon Galatasaray'ı aydınlatıyor. Şimdi geçtiğimiz sezon böyle bir etkinlik hatırlıyor musunuz? Sezon başında bir tekne turu yapılmıştı. Orada yine futbolcularımız bir araya gelmişti. Boğaz turu yapmışlardı. Yine birlik, beraberlik, bütünlük adına keyifli vakitler geçirmişti. Sezon başı. Sezon ama başı. Bu bizim Fatih Terim dönemlerinde gördüğümüz aile yapısına artık insan, yani orada yine sporcular çocuklarıyla beraber, tabii, eşleriyle beraber bir aile havasının olduğu yerde, ailenin olduğu yerde huzur olur, mutluluk olur, bereket olur. Bunu sağlıyorlar. İnşallah bu bereket, bu mutluluk puan olarak da bize dönecek ve şampiyonlukla taşlanacak bu Fatih Terim'in ve Galatasaraylıların sağladığı pozitif enerji. Futbolcularımızdan Buffett'in bir Gomis de Bein Sports kanalına açıklamalarda bulundu. Onu da izleyelim. Orta hazırlığı. Pegoli'ye doğru. Pegoli indirdi. Gomis ve gol! Gomis! Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın Fransız golcüsü Buffett'in Gomis, yayıncı kuruluş Bein Sports'ta katıldığı programda özel açıklamalarda bulundu. Süper Lig'deki etkili başlangıcını Türkiye'deki ortama hızlı alışmasına bağladığını belirten Gomis, "Çok büyük ve tarihi bir Türk kulübündeyim. Tutkulu ve Avrupa'nın eşsiz takımlarından birisi. Burada bana olan güven de işleri kolay idare etmemi sağladı. Takım olarak da benim için iyi olan oyun oynandığında Karabük Spor maçı gibi elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Sezon başında hazırdım. Marsilya ile Lig 1'de 21 gol attığım iyi bir sezondan sonra bu performansla kalarak kendimi doğrulamak benim için önemliydi," dedi. Dünyanın her yerinde Türk kulüplerinin şevk ve tutkularını gördüğünü söyleyen golcü oyuncu, "Galatasaray'a gelmeden önce bundan endişem vardı ama dışarıdan gözüken büyük bir tutkunun içeride de aynı olduğunu gördüm," şeklinde konuştu. Süper Lig'in tahmin edilenden çok çok iyi bir lig olduğunu vurgulayan Buffett'in Gomis, "Burada tutkulu bir ortam var, çok yetenekli oyuncuların olduğu rekabetçi bir yer. Türkiye Ligi'nde değerlerini açığa çıkaran iyi takımlar var. Galatasaray sezon boyunca ligin zirvesindeydi ve umuyorum ki sezon sonunda da orada oluruz," ifadelerini kullandı. Teknik direktör Fatih Terim'in ligi çok iyi tanıdığını söyleyen Fransız Yıldız, "Bize sürekli güven veren bu ekiple en iyi neyin yapılacağını bilen birisi. Bir Türk kulübüyle Avrupa Kupası kazandı ve Türk futbol tarihinde en bilinen antrenör. Buraya geldiğimde adaptasyonumu sağlayan ve beni lige alıştıran Igor Tudor'u da unutmuyorum. Ancak Fatih Terim'in gelişiyle deyim yerindeyse adeta şarj olduk. O bizim için bir baba gibi. Bugünkü halimde katkısı oldu ve performansımı korumamı sağladı. Herkesin önünde ona teşekkür etmek istiyorum ve umarım sezon sonunda onunla şampiyonluğu kazanırız," dedi.
Evet, bir haftadır Gomis'le ilgili haberleri her gün okuyoruz sevgili Oğuz Dizer. Hem gazetelerde yer alıyor hem de televizyona verdiği, Fransa'daki radyolara verdiği demeçler yine yer alıyor. Bizler de izleyicilerimize aktarıyoruz. Fatih Hoca geldiğinde de demişti, benim için transferden de önemli olan bir şey var, elimdeki futbolcunun performansını yükseltmek demişti ki bunu da görüyoruz, Fatih Hoca'nın gelişiyle birlikte yükselen performansları. Bu da tabii ki bizleri mutlu ediyor. Siz neler söylemek istersiniz? Şimdi Gomis çok doğru bir yapı. Örnek bir sporcu ve hepimizin sempatisini kazanıyor, hepimizin duasını da alıyor. Şimdi Gomis de biliyorsunuz en iyi, en verimli sezonlarından bir tanesini geçiriyor. Ben Fransa milli takımında da izleyeceğimi düşünüyorum. Dün akşam işte Milan-Arsenal müsabakasını seyrettik. Yani ister istemez Gomis'in işini yapacak adam var mı diye bakıyorsun. Gomis gibi biri iki takımda da yok. Yok. Yani farklı bir yapı. Ve çok sağlam kalabiliyor gol pozisyonunda. Bu bir golcü için, bir futbolcu için en önemli değerdir. O kadar şık, o kadar güzel gol vuruşları yapıyor ki keyifle izliyorsunuz. Yani Galatasaray'ın yükselen performansında Gomis gollerinin çok katkısı olduğunu da söylemeliyiz. Performansı yükselen bir diğer isim de Feghouli. Kariyerindeki gerçekten en şaşalı diyelim, en iyi dönemini yaşıyor. Feghouli ile ilgili de bir haberimiz var, onu izleyelim. Galatasaray'a sezon başında Premier Lig ekiplerinden West Ham United'dan transfer olan Cezayirli futbolcu Sofyan Feghouli, gösterdiği performansla sarı kırmızılı takımın başarısında önemli rol oynuyor. Feghouli bu sezon ligde 18, Türkiye Kupası'nda 4 olmak üzere toplam 22 resmi müsabakada sarı kırmızılı formayı giydi. Galatasaray formasını ilk olarak ligin 4. haftasında deplasmanda oynanan Antalyaspor karşılaşmasında terleten Cezayirli futbolcu, ilk golünü ise 6. haftadaki Bursaspor deplasmanında kaydetti. 28 yaşındaki oyuncu, ligde sahada kaldığı 1260 dakikada 5 kez rakip fileleri havalandırırken 7 de asist yaptı. Başarılı futbolcu ayrıca kupada da 221 dakikada 1 gol 1 asistle mücadele etti. Galatasaray'ın Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 7-0 mağlup ettiği mücadelede Feghouli kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi. Müsabakada 3 asist yapan 28 yaşındaki futbolcu kariyerinde ilk defa bir maçta 3 gol pası verdi. Yıldız oyuncu 2014-2015 sezonunda La Liga'da Valencia forması giyerken ligde çıktığı 33 karşılaşmada 6 gol 5 asistle oynamıştı. Bu istatistik Feghouli'nin kariyerinde hücuma en fazla katkı verdiği sezon olarak kayıtlarda yer alıyordu. Galatasaray'la bu sezon ligde ve kupada toplam 22 maça çıkan Cezayirli futbolcu 6 gol 8 asistle hücuma toplam 14 kez katkıda bulundu. Başarılı oyuncu böylece lig bitmeden kariyerinin en iyi istatistiklerine ulaştı. Feghouli bu sezon ligde 3 sarı kart görürken bir kez kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 28 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın bu sezon ligde ve kupadaki 10 karşılaşmasında skora katkı verdi. Sarı kırmızılılar bu maçlarda 9 kez galip gelirken bir kez mağlup oldu. Bu mağlubiyet deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 2-1'lik skorla geldi. Feghouli bu maçta Balde Endiaye'ye gol pasını vermişti. Sevinme sırası Galatasaray'da. Feghouli oyuna girdi. Evet, Feghouli ile ilgili de detaylar geldi ekranlara. Feghouli de dış basından da takip edilen bir isim. Siz nasıl buluyorsunuz performansını? Şimdi Galatasaray'ın tribün yapısının, taraftar yapısının futbolcuları çok doğru motive ettiğini düşünüyorum. Ve futbolcularımızın, sporcularımızın ne kadar içten olduklarını ve tribünlerle bütünleştiklerini çok net görüyoruz. Bu da performanslarını yükseltiyor. Bu doğru yapıyı korumak zorundayız. Ben Galatasaray taraftarlarına bir kez daha rica ediyorum. Oyun esnasında lütfen insanın zaman zaman farklı günleri olabilir. Bu bağrımıza bastığımız çocuklara karşı daima sevgi dolu davranalım. Devamlı destekleyelim. Çünkü
hepsinin Galatasaray forması giyen sporcuların, sahada yer alanların iyi niyetli olduğundan, dürüst insanlar olduğundan şüphe duymamamız lazım. Onlara doğru enerjiyi verirsek onlardan doğru yapıyı da alırız. Bir de Selçuk'la Belhan'la hakkında sevgili Hıncal abi bir benzetme yapmış. İşte Selçuk Belhanda'yı top diye oynar demiş. Ya Hıncal abi yapma bunları. Selçuk Türk futbolunun önemli bir değeri. Formda günleri olabilir, formsuz dönemleri olabilir. İnsan evladıyız. Hepimizin inişli çıkışları günleri olabilir. Fakat Belhanda'yı top diye oynar çok yanlış bir yaklaşım. Yani Galatasaray'ın içine zehir atmanın başka türlüsü bu Hıncal abi. Yapma Allah aşkına. De ki Galatasaraylı futbolcular herkesle top diye oynar. Niye yani Galatasaray'ın içinden bir futbolcu alıp da ötekinin beline vuruyorsun? Bırak hep beraber ekmek versinler, çorbayı içelim. Galatasaray puanlar kazansın, goller atsın. Takımın içinde bu şeyleri yaratmayın Allah aşkına. Sizler bu işin duayenisiniz, bizim büyüğümüzsünüz Hıncal abi. Lütfen. Zehir atmaktan vazgeçin Galatasaray kadrosunun içine. Lütfen. Yani çok sevdiğimiz, saydığımız büyüklerimiz, sevgili Bahar, kalkıp da yani bunlar bir futbol takımının içine atılan zehirden farksız söylemlerdir. Futbolcu bunu kafasına takar. Kim takmıyorum dese yalan söyler. Ben hangi futbolcuların ne kadar böyle hiç dikkate alınmaması gereken şeyler yüzünden yorgan yatak yattığını bilen bir adam. Bunların çok iyi niyetli olduğunu da düşünmem. Eğer aynı kadroda beraber oynayan iki arkadaş hakkında, aynı emeği, aynı hedefin peşinde koşan iki arkadaş hakkında çok kırıcı bir zehir atarsan, tohum atarsan bu iyi niyetli bir davranış değildir. Hıncal abiden hiç beklemezdim, açık ve net söylüyorum. Fanatik gazetesine geçelim. Fanatik'ten haberlerle devam edelim. Terim'in zafer planı hazır deniyor sevgili izleyenler. Bakalım neymiş o zafer planı? Gelsin ekranlara gazetede. Fatih Hoca Konyaspor karşısında kazanan kadroyu bozmayacak. Bir sonraki Fenerbahçe derbisini şimdilik gündemine almayan Terim, Konya'yı Gomis, Belhanda, Feguli ve Rodriguez dörtlüsüyle yıkmaya çalışacak deniyor. Hemen hatırlatalım. Tabii ki maçın kadrosu ilk olarak maç günü sarı kırmızı ekrandan sizlere aktarılıyor olacak. Gerçekten kadro bu sefer çok merak ediyor ilk 11 sevgili Oğuz Dizer. İşte özellikle Fernando ilk 11'de başlayacak mı, sonra mı, süre alacak, taraftarın hep sorduğu yine Twitter üzerinden sorular da bu yönde. Bakalım göreceğiz. Pazar günü her şey netleşecek. Ben bu konular üzerinde biliyorsun daha önce de söylemiştim. Fikir yürütmem. Çünkü sporcularla beraber yaşayan hoca bir teknik direktörü var. Futbolcuların nerede nasıl süt vereceğini Fatih Terim ve ekibi kadar dışarıdan bakan bizlerin teşhiste bulunması mümkün olmaz. Eğer biz zaten bu işi daha iyi bilsek Fatih Terim yerine ben olurdum. Veya bunu akıl verenler olurdu. Şimdi Türkiye'de bir de hiç kaybetmeyen teknik direktörler ordusu var. Bunlar ekranlarda zaten bir gün teknik direktördür. Bir gün ekranda akıl verendir. Fakat dikkat ediyorum o teknik direktörler ekrandaki müsabakalarda hiç maç kaybetmiyorlar. Hep galipler. Ama sahaya çıktıkları anda sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Neye uğradıklarını şaşırıyorlar. O yüzden çok fazla akıl vermenin anlamı yok. Akılsız adam zaten teknik direktör olmaz. Olamaz. Yapmazlar. Çıkardığı kadroya saygı duyacağız. Oyun içinde, oyunun akışıyla ilgili aksaklıklar olursa bu konudaki fikirlerimizi de doğru bir yapıda, doğru örneklerle paylaşacağız. Yoksa
Herkesin teknik direktörle soyunduğu bir ortam herhalde Türkiye'den başka bir ülkede yoktur. Önüne gelen teknik direktör. Ben geçenlerde söylemiştim. Olmayan penaltıyı veren hakemi alkışlayan arkadaş şimdi de niye kart göstermedi diye aynı hakemi infaz ediyor. Neden? Onun duygularına dokundu çünkü. Ben gene söylüyorum. Namuslu olacaklar, mert olacaklar. Çünkü bir yerlerde açık veriyorsun yanlış adam olduğunda. Kafanda böyle tilkiler, börtüler, böcekler dolaştığında açık veriyorsun. Şimdi hakem demişken Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yönetecek hakemler de belli oldu. Galatasaray-Konya mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek. Haftanın programı gelsin ekranlara. 9 Mart Cuma saat 20. Aytemiz Alanya Spor Medipol Başakşehir Cüneyt Çakır. 10 Mart Cumartesi saat 13.30 Demir Grup Sivas Spor Kasımpaşa Alper Ulusoy. Saat 16 Osmanlı Spor Bursa Spor Barış Şimşek. Saat 19 Beşiktaş Gençler Birliği Mustafa Öğretmenoğlu. 11 Mart Pazar saat 13.30 Göztepe Antalya Spor Fırat Aydınus. Kayseri Spor Kardemir Karabük Spor Suat Arslanboğa. Saat 16 Evkuru Yeni Malatya Spor Fenerbahçe Mete Kalkavan. Saat 19 Galatasaray Atiker Konya Spor Halil Umut Meler. 12 Mart Pazartesi saat 20 Teleset Mobilya Akhisar Spor Trabzonspor Ümit Öztürk. Evet, karşılaşmaları yönetecek hakemler geldi ekranlara. Gelin Halil Umut Meler'in Galatasaray karnesine göz atalım. Galatasaray Spor Toto Süper Lig İlhan Calcav sezonu 25. hafta maçında Atiker Konya Sporu Ali Samiyel Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumunda konuk edecek. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler Galatasaray'ın bugüne kadar 5 maçında görev aldı. Galatasaray bu maçların 4'ünü kazandı, bir maçsa berabere bitti. Takımımıza 12 sarı bir kırmızı kart gösteren Meler, rakiplere ise 13 sarı bir kırmızı kart çıkardı. Halil Umut Meler son olarak Galatasaray'ın 27 Ocak 2018'de Osmanlı Spor'u Türk Telekom Stadyumunda 2-0 yendiği maçta görev almıştı. Evet, hakemin Galatasaray karnesine de göz atmış olduk. Siz söylemek istediğiniz bir şey var mı hakemimizle ben, ilgili? Ben onun hakemlik karnesine bakıyorum, hakemlik performansına bakıyorum. Beğendiğim gençlerimizden biri, kendisinden gelecekle ilgili çok yüksek beklentilerim var. Karakterli, doğru, dürüst bir profil olarak benim gönlümde yer etmiştir. Allah yolunu açık etsin. Beklentilerimizin üzerinde değerlerle Türk futboluna ve hakemlere hizmet edecektir diye düşünüyorum. Manşet Galatasaray kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor sevgili izleyenler. Arkadaşımız Merve Ergü'ye haber merkezine bağlanıyoruz. Son gelişmeleri Merve'den alacağız. Günaydınlar. Günaydın Bahar. Ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyenlerimize de mutlu sabahlar diliyorum. Galatasaray ile ilgili günün öne çıkan haber başlıklarını paylaşayım sizlerle. Sizlerin de bildiği gibi Galatasaray ligin 25. haftasında Atiker Konya Spor'la karşılaşacak. Sarı Kırmızılılar şu sıralar Flora Metin Oktay tesislerinde mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray Atiker Konya Spor maçını ise Halil Umut Meler yönetecek. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav sezonunun 25. haftasının açılış maçı ise bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Alanya Spor ve Başakşehir maçıyla başlayacak. Hemen voleybola geçeyim. Dün akşam Galatasaray HDI Sigorta playoff çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe'nin konuğu olmuştu. Sarı Kırmızılılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. İlk maçı takımımız 2-0'dan 3-2 kazanmıştı ve bu durumda seri eşitlendi. 11 Mart Pazar günü saatler 16.30'u gösterdiğinde playoff çeyrek final 3. maçı oynanacak ve yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde olacak bu maç. Galatasaray Bayan Voleybol takımımızsa Sultanlar Ligi playoff çeyrek final 3. maçında bu akşam saat 18'de Halkbank'ı konuk edecek. Bu mücadele de Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak. Tüm taraftarlarımızı da tribünlere takımımızı desteklemeye bekliyoruz. Basketbolla devam edelim. Tayıncıoğlu Basketbol Süper Ligi 20. haftasında Galatasaray Odeabank yarın saat 15.15'te
Eskişehir Basket'i konuk edecek. Galatasaray Kadın Basketbol takımımızsa yarın saat 14'te BOTAŞ'ın konuğu olacak. Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımızda bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi çeyrek final turundaki ilk maçında bu akşam saat 22'de İtalya'nın Kanto ekibiyle karşı karşıya gelecek. Dün Florya'da çok güzel bir aile ortamı vardı. 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Fatih Terim, sporcu eşlerimiz, futbolcularımız ve Florya Metin Oktay tesislerinde çalışanlarla bir araya geldiler ve gerçekten çok keyifli görüntüler vardı. Bu programın tekrarı da bu akşam saat 22.30'da sarı kırmızı ekranda olacak. Kaçırmayın diyelim. Galatasaray'la ilgili günün öne çıkan haber başlıkları bu şekildeydi. Sözü yeniden stüdyoya Bahar Özmen'e bırakayım. Teşekkürler Merve. Yoğun bir gün bizleri bekliyor. Özellikle sen de voleybol karşılaşmalarını takip ediyorsun. Bakalım gün içinde neler olacak. Bültenlerimizde de izleyicilerimize aktarıyor olacağız diyelim ve biz kaldığımız yerden devam edelim dilerseniz sevgili Oğuz Dizer. Şöyle, dilerseniz futbola bir virgül koyalım. Merve de aktardı, voleybolla devam edelim. Galatasaray HDI Sigorta Efeler Ligi'nde playoff çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Efeler Ligi playoff çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe'nin konuğu olan Galatasaray HDI Sigorta mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan filenin aslanları teknik molaya 12-14 önde girdi. Sarı Kırmızılılar molanın ardından etkili oyununu sürdürerek seti 25-17 üstün noktaladı ve setlerde 1-0 öne geçti. Maçın ikinci seti karşılıklı sayılarla başladı. Rakip Fenerbahçe teknik molasına 12-9 önde girdiği seti 25-22 önde tamamlayarak maçta durumu 1-1'e getirdi. Ahmet karşıladı Selçuk. Kes. İkili blok. Üçüncü sete iyi başlayan Fenerbahçe teknik molaya 12-8 üstün girdi. Molanın ardından üst üste sayılar bulan rakibimiz seti 25-20 üstün noktalayarak setlerde skoru 2-1'e taşıdı. Karşılaşmanın dördüncü setine de iyi başlayan ekip Fenerbahçe oldu. Teknik molaya 12-9 önde giren ve set boyunca oyun kontrolünü elinden bırakmayan rakip takım seti 25-19, mücadeleyi ise 3-1 kazandı. Playoff çeyrek final 3. karşılaşması 11 Mart Pazar günü bir kez daha Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. Maçı kazanan takım yarı finale yükselirken elenen takımsa 5-8 etabında mücadele edecek. Yedek kulübesinde blockout kesten dışarı gitti. Evet. Galatasaray HDI Sigorta ile ilgili de detaylar gelmişti ekranlara. Hemen hatırlatalım. Bugün Galatasaray Bayan Voleybol takımı da playoff çeyrek final ikinci maçında saat 18'de Halkbank'la karşı karşıya gelecek. Siz de notunu almıştınız sevgili Oğuz Dizer. Hatta evet, programın başında da söylemiştiniz. Takip edeceğiz o halde karşılaşmayı. Takip edeceğiz. Efelerimize de, sultanlarımıza da başarılar diliyorum. Bu 3-1 yeni kararlı müsabaka aslında Galatasaray'ın tekrar şahlanıp alabileceği bir müsabakaydı ama inşallah bu sevinci pazar gününe bıraktılar. Bu akşam da Halkbank karşısında Galatasaraylı kadınlarımıza başarılar diliyorum. Allah ellerini bırakmasın inşallah. Mutlu etsinler bizleri. Evet, yine önemli bir karşılaşma. Hep destek, tam destek. Her alanda destekliyoruz, evet, Galatasaray'a. Ve geçelim U15 kız basketbol takımımıza. Onlar önemli bir başarıya imza attılar sevgili izleyenler. Takımımız Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi ve Sarı Kırmızılılar karşılaşmayı 85-41 kazanarak namağlup şekilde İstanbul şampiyonu oldu. U15 kız basketbol takımımız derbiyi kazandı, namağlup şampiyon oldu. Galatasaray U15 kız basketbol takımı Bayrampaşa Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar ilk çeyreği 18-5, devreyi de 42-24 önde noktaladı. Üçüncü çeyrekte farkı açan genç basketbolcularımız final periyoduna 69-33 üstün geçti. Galatasaray karşılaşmayı da 85-41 kazandı ve İstanbul Ligi'nde 17. maçında 17. galibiyetini alarak namağlup şekilde şampiyon oldu. Mücadelede Sudenur Akarpa 27, Arife Can Vardar 16 sayı üreterek galibiyete önemli katkı sağladı. U15 kız basketbol takımımız geçtiğimiz sezonunda namağlup şampiyon olarak tamamlamıştı. Böylece takımımız 2 sezonda oynadığı 39 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Evet,
Hep gençler gençler diyoruz, altyapı diyoruz. İşte kızlarımız U15 basketbol takımında namalup İstanbul şampiyonu oldular. Ne mutlu bizlere. İleride inşallah her birini A takımında görürüz sevgili Oğuz Dizel. Galatasaray Armadası'nı dünya çapında yapan, kendi bünyesinden yetiştirdiği evlatları ve çok erken keşfettiği yıldızlarıdır. Bu Galatasaray'ı hep Ülkespor'un da üzerinde tutmuştur ve Avrupa'ya, dünyaya ışık saçmasını sağlamıştır. Şimdi ben tekrar o günlere döneceğimiz, o günleri tekrar yaşayacağımız umudundayım. Yani Galatasaray'ın kendi bünyesinden yetişen evlatlarına sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. Bunun başarılacağı her türlü plan ve projeye de koşulsuz destek vereceğiz. Vermek zorundayız. Geçelim, gazetelerle devam edelim. O halde futbola geri dönelim bizler. Foto Maç gazetesi gelsin ekranlara. Galatasaray sorgu odasına deniyor. Yine UEFA ile ilgili yapılacak bu kritik görüşme gündeme alınmış. Bu başlığa katılmadığımı... Tabii ki. Söyle, yani bu sorgu falan sorgu değil. Sorgu odası değil. Yani verilmiş bir takım rakamlar var. Planlar var. Bu planlara maalesef uymamış bir Galatasaray Genel Kurulu'nca işlevine son verilmiş bir yapı var. Haberin içeriğinde niye bu noktaya gelindi de deniyor. Dilerseniz o kısmı da aktaralım izleyicilerimize. Aktaralım bakalım ne demişler. Galatasaray yeniden UEFA'nın karşısına çıkmasının sebebi 2016'da kulübün Avrupa kupaları dışında bırakılmasına neden olan anlaşmaya uyulmaması. O anlaşma gereği Galatasaray UEFA Kulüp Finansal Denetim Teşkilatı'nı yöneten usul kurallarının 15. maddesine imza attı. O maddeyle sözleşme koşullarına uyulmadığı takdirde kulüpler direkt olarak yargı komisyonuna sevk edilir, yetkisi verildi deniyor. Ve bakalım ne denmiş üzerinde. Hemen transfer yasağı bekleniyor deniyor. UEFA kulislerinden sızan son bilgiler demiş. Bunlar birer iddiadır sevgili izleyenler. Tabii ki görüşmenin ardından çok daha sonrasında yaptırımlar gelecektir olduğu takdirde biz de sizlere aktarıyor olacağız. Daha önce UEFA'dan bir yıl men cezası alan Galatasaray'a yeni bir men cezası gelmesi beklenmiyor denmiş. Futbolun patronunun bu kez sarı kırmızılı kulübe transfer kısıtlaması cezası vermesi ihtimali yüksek görünüyor deniyor. UEFA'nın daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için de uyguladığı cezayı Galatasaray'a vermesi halinde sarı kırmızılı takımın gelecek dönem içerisindeki transfer politikası da şekillenmiş olacak denmiş. Şimdi Galatasaray'ın 16 yılda yaptığı borcu birebir katlayan bir yönetimin ve başkan yapısının uğrattığı hasarı gidermek için orada şu anda Mustafa Cengiz ve yöneticiler. Bunun üzerinde durmuyorlar. Yani Galatasaray'ın ne şekilde yanlış yönetildiğini medyada yeterince açıklanmadığı kanaatindeyim ben. Mal meydanda, yapılanlar meydanda, yaşanan sıkıntılar meydanda. Şimdi 500 milyondan 1.2 milyona çıkan bir borç var. 2,5 senede. Ortaya çıkmayan hesaplar var. Seçimi kaybettiği günün akşamı Galatasaray'ın serbest hisse senetlerine tedbir koyan bir başkan profili var. Bu Galatasaray tarihinde hiç görülmedi. 113 yıllık Galatasaray tarihinde asla görülmeyen, yaşanılmayan olayların şimdi 1 milyon lira harcıyor noter masrafları için. Bir sürü senetleri hazırlatıyor. O 1 milyonu da Galatasaray'a yüklüyor. Şimdi ben soruyorum. Sayın Dursun Özbek, siz Galatasaray Genel Kurulu'na hazırlanırken, seçimlere hazırlanırken sizin yanınızdaki birçok arkadaş birçok genel kurul üyesini aradı ve otelde misafir etmek istediklerini söyledi. Buyurun dedi, otelimizde misafir edelim, seçim sürecinde otelimizde kalın. Bunlar içinde kabul edenler oldu, etmeyenler oldu. Peki siz bunu da Galatasaray'a bağış adı altında mı faturalandırdınız Sayın Özbek? Bunu bir açıklarsanız mutlu olurum. Hiçbir şeyi açıklamıyorsunuz. Diyorum ki Galatasaray göğüs reklamını verdi Duman Kaya'ya.
Göğüs reklamı demek nakit para demektir. Fakat Dumankaya'dan alınan daireler buhar oldu, kayboldu. Ne oldu? Şimdi ben Oğuz İzer olarak param olsaydı da Dumankaya'dan bir daire almış olsaydım benim dairem de mi buhar olacaktı arkadaş? Yani sen Galatasaray'ın göğüs reklamını verdiğin anda parayı vermiş olursun. Nakittir. Galatasaray adı nakit şeyindedir. Ne oldu? Otelin iki sene içinde kazanacağı paralarını, hesaplarını lakır lakır ne güzel anlatıyordun. Hiçbir kar yok. Onu bırak, otel de yok. Ne oluyor? Kalkıyorsun, hisse senetlerini üzerine oturuyorsun. Yok, cebimden verdim diyorsun. Cebinden vermediğin, kredi alıp parayı aktardığın ortaya çıkıyor. Ya bunların bir cevabı veresin. Allah Galatasaray Genel Kurulu'ndan razı olsun. Öyle büyük bir felaketten kurtarmışlar ki Galatasaray'ı. Ama ben Galatasaray Genel Kurulu'na 1996'dan beri bu hale geleceğimizi hep yazdım. Her çıktığım programda çıktım anlattım. Yani göz göre göre bir felaket gelir mi bir kulübün başına? Maalesef geldi. Bari bundan sonra doğruları örnekleyelim, doğru işler yapalım, doğru uyarılıklara kulak kabartalım, namusumuzla, şerefimizle geleceğimize doğru pırıl pırıl bir Galatasaray yapısı bırakalım. Galatasaray en çok para kazandığı dönemde in çok dibe gitti ya. Para kazanırken batılır mı? Bunu başardı bunlar ya. Aklını alacağı bir şey değil ya. Yavaş yavaş süremizin de sonuna geldik sevgili Oğuz Dizel. Geldik mi? Kıymetli katılımlarınız için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz son bir cümle varsa alabilirim. Ya Allah Mustafa Cengiz ve yöneticilerine Neon'dan tüm Galatasaray'ları, tüm Türk milletini mutlu edecek. Çünkü Galatasaray'ın mutlulukları, sevinçleri Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin sevinçleridir. İnşallah bu haberlerle gelirler ve bu gerginliğimizi iyi haberlerle atlatmış oluruz. Biz artık yaşlandık. Yaşlandığımız için de bazı şeyler bizi çok daha fazla etkiliyor. Allah siz gençlere ve tüm Galatasaraylılara, Türk milletine sevinçler, huzurlar, sağlıklar nasip etsin diye dualarımı gönderiyorum. Teşekkür ederim kızım. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim kıymetli katılımlarınız için. Evet sevgili izleyenler, Manşet Galatasaray'ın sonuna geldik. Bu haftayı noktaladık. Umarım güzel, keyifli bir hafta sonu geçiririz hep beraber. 3 puanı hanemize yazdırdığımız bir hafta sonunu bırakmış oluruz geride ve pazartesi günü onun coşkusuyla açarız. Ama her seferinde diyorum, Aslan'ın getirdiği, getiremediği her puanı da öpüp başımızın üzerine koyarız. Pazartesi günü saat 10'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.